TM1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Gündem Özel programında gündeme dair önemli konuları ve gelişmeleri konuşmaya çalışıyoruz. Gündemin nabzını tutmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Ne gibi gelişmeler var? Gelişmelerin detayları nedir? Ve bu detayların, bu gelişmelerin farklı yorumları, farklı değerlendirmeleri nasıl? Özellikle şehrin önde gelenleri bu değerlendirmelere, bu yorumlara nasıl yorumlar ve değerlendirmeler katıyorlar? Aynı zamanda da bu gelişmelerin bizlere getirisi, götürüsü, vatandaşlara faydası, katkısı, zararı ne olabilir? Bunların detaylarını konuşmaya çalışıyoruz. Her hafta Gündem Özel programında gündemin nabzını, konuşulmayanı, perde arkasını konuşmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Bu hafta da hem vakıflara bakacağız, vakıf çalışmalarına bakacağız. Vakıflarda ne gibi çalışmalar oluyor? Birlik Vakfı'na bakacağız efendim. Birlik Vakfı'nda neler yapılıyor? Nedir Birlik Vakfı? Bunların detaylarını konuşacağız ve siyasete gireceğiz değerli izleyenler. Siyasi olarak siyasetin gündeminde neler var ve buna şehrin yine söyledik önde gelenleri, her kesimiyle bir arada olanları nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Bunların hem görüşlerini hem yorumlarını alacağız. Sizlere de aktarmaya çalışacağız. Önemli, güzel bir program olacak. Farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız olaylara, gelişmelere, gündemdeki detaylara diyelim. Değerli izleyenler, çok kıymetli bir konuğumuz var. Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Yalçın Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Sizler de iyisiniz. Enerjik, dinamik gördük yine sizi. Evet, her zamanki gibi enerji bir şekilde almaya çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza aynı şekilde bu enerjiyi vermeye çalışıyoruz. Güzel, efendim maşallah. Yoğun da bir temponuz var biliyorum. Doğrudur. Buradan önce de önemli bir programdaydınız, buraya geldiniz. Tabii çalışmalarınız yoğun, ülke gündemi yoğun, gelişmeler oldukça fazla. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. O yüzden de bizler de gündemin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğunuzda da bizlere vakit ayırdınız. Sizden gelişmeleri dinleyeceğiz, vakfınızı dinleyeceğiz efendim. Çalışmalarınızı dinleyeceğiz. Neler yapıyorsunuz memlekete, gençlere, öğrencilere vesaire? Bunların tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız ve aynı zamanda Türkiye siyaseti, herkes artık siyasetin içerisinde merak ediliyor. İşte az önce söyledim ya, farklı bir bakış açısıyla o gelişmeleri de sizden dinlemeye çalışacağız. Efendim öncelikle isterseniz vakıfla başlayalım. Nasıl devam ediyor çalışmalar? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Yalçın Bey. Tabii şimdi sözün başlangıcında söylediğiniz gibi dünya ve Türkiye gündemi ciddi manada çok yoğun. Ekonomi anlamında, küresel ısınma anlamında, savaş anlamında ciddi manada Türkiye'nin gündemi yoğun. Bu Türkiye'ye, dünyada Türkiye'ye yansıyor, Türkiye'de ve Kayseri'ye, illere yansıyor. Tabii, tabii. Bizim de yoğunluğumuz bu konuda devam ediyor. Birlik Vakfı Kayseri'de 1987'den itibaren var. 87'den 97'ye kadar 28 Şubat sürecine kadar devam etmiş. Hı hı. 97'de 28 Şubat sürecince kapatılmış. 28 Şubat sürecinde işte İmam Hatiplerin kapatılması, derneklerin ve vakıfların kapatılması. 97'den 2016'ya kadar Birlik Vakfı'nın Kayseri Şubesi kapatıldıydı. 2016 yılında Kayseri'de Birlik Vakfı ve Genç Birliği Kayseri'de tekrar hayata geçirdik. Genel merkezimizin 40 arkadaş la başladığı, bizim de aynı şekilde örnek olarak aldığımız genel merkez gibi 40 arkadaşımız 2016 yılından itibaren Kayseri'de hizmet vermeye başladı. Gayemiz öğrenciler üzerinde müreffeh bir hayat hazırlayabilmek için onlara hizmet gayesi içerisinde vakfımızı Kayseri'de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ciddi manada özellikle şu son yıllarda bu pandemi sürecini biliyorsunuz atlattık. Elhamdülillah çok fazla bir problemimiz kalmadı ama bu iki yıl içerisinde kapalı kaldık. İki yıl içerisinden sonra öğrencilerimiz çok faydalı olamadık ama iki yıldan sonra inşallah tekrar bu açımızı kapatmak için Kayseri'de, Kayseri Mahallesi dediğimiz, Tavukçu Mahallesi dediğimiz yerde Merkez Bankası'nın arkasında konuşlandığımız Birlik Vakfı, Genç Birlik ve Milli Türk Talebe Birliği'ni bu bina içerisinde hizmete devam ettiriyoruz. Gençlerimize bu bina içerisinde burs anlamında, kurs anlamında, gıda anlamında, yiyecek anlamında kardeşlerimize burada hizmette bulunuyoruz, yardımda bulunuyoruz. Binamızın içerisinde birçok sınıflarımız var. Bu sınıflarımızda öğrenci kardeşlerimizin işte biliyorsunuz malum Türkiye'nin şartları, dünyanın şartları ekonomik anlamda biraz zorlaştığı için binanın içerisinde sınıflarımız mevcut. Bu sınıflarımızda öğrencilerimize özel anlamda kurs açıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber sertifikalı öğretmenlerimizin geldiği ücretsiz tamamen işte İngilizce, matematik hangi ders ihtiyaçları varsa bu kardeşlerimize burada biz destek mahiyetinde. Güzel, farklı katkılar sunuyorsunuz. Tabii yani şu anda aslında
olması gereken birçok vakıf ve derneklerin bu şekilde yapması gereken bir şeyin de biz Kayseri'de bir masanın ayağı olarak Kayseri'de hizmeti olarak kardeşlerimize sunuyoruz. Tabii bunun yanı sıra üniversitelerimiz içerisinde Birlik Vakfı'nın ve Genç Birliği'nin, Milli Türk Talebe Birliği'nin de komisyonları var, kulüpler var. Oradaki üniversiteler içerisinde kardeşlerimiz, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi buluyorlar. Bizle beraber irtibata geçirip onlara da aynı şekilde destek veriyoruz. Kayseri biliyorsunuz öğrenci şehri, yani 75-80 bin tane öğrenci var. Evet, 4 tane 5 tane üniversite olan bir şehir. Ciddi manada bu öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz işin aslı. Güzel. Yani efendim bu katkılarınız çok çok önemli. Gerçekten hani vakıf dendiği zaman da akla gelen şeyler işte bu anlattıklarınızdan gerçekten de özeti diyebiliriz. Tabii özellikle hani öğrenim gören vatandaşlara, öğrencilere bu şekilde desteklerin olması da ayrı bir katkı. Şimdi şöyle, yani maddi destekten ziyade işte bu şekilde farklı olanaklar sağlamak. Az önce kurslardan bahsettiniz. Yani bunları ben öğrencilere çok büyük katkılar sunduğunu düşünüyorum. Özellikle daha öğrenciliğini yeni bitirmiş bir vatandaş olarak, yani belki de 5-6 senelik bir geçmişi olarak eğitimde. Özellikle efendim ben böyle katkıların çok önemli olduğunu ve gerçekten de eğitimi, öğretime bazı engeller çıkıyor bazen. Hani bazen bazı imkanlar olmuyor. Bazı maddi imkanlardan dolayı imkansızlıklar oluşabiliyor. O yüzden de bu tür kursların ben öğrencilere katkı sunduğunu düşünüyorum. Ama daha fazla duyurulması mı gerekiyor acaba Sayın Başkan? Tabii şimdi daha fazla duyurulması gerekiyor derken aslında sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda biraz daha bu pandemi süreci bitti ama biraz daha ön plana çıkarak kendilerini ifade etmesi gerekiyor. Bizim şöyle, zaten herkesin kendine göre bir kapasitesi var. Şimdi yani tamam, Kayseri'de 80 bin üniversite öğrencisi var, bizim hepsine, bu kardeşlerimizin hepsine ulaşma şansımız yok. Onlar da bize aynı şekilde ulaşma şansları yok, 80 bin tane öğrenci. Onların hepsine biz destek veremeyiz. Bizim gücümüz nispeti nedir? İşte Birlik Vakfı'nın atıyorum Kayseri'de 1000 öğrenci, 2000 öğrenci, belki 3000 öğrenci zamana yayarak bu kardeşlerimize destek veriyoruz. Bizim vakıf gibi birçok vakıf var Kayseri'de. Bu vakıflar da aynı şekilde biz onlarla beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz zaten. Onların da destekleri var. Ama bizim ciddi manada bir ismimiz var ve bu konuda da çok da destek alıyoruz ve çok teşekkür alıyoruz. O konuda da tabii biraz daha sosyal medyadan fazla duyurmamız gerekiyor işin aslında. Evet. Diğer vakıflarla mesela böyle konularda anlaşmalı çalıştığınız oluyor mu yani? İşte birlik beraberlik oluyor mu diğer vakıflarla mesela? İşte bizim ismimizin Birlik Vakfı olması hasebiyle diğer vakıflar zaten biz hep Gönüllü Kültür Teşekkürler Platformu var. Evet, evet. İçerisinde yüzü aşkın bir dernek vakıf var. Bu dernek vakıflarla beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir zaman da birbirimizden kopmadık. Hiçbir zaman da birbirimizden desteğimizi esirgemedik. Biz onlarla yarış içerisinde değil, biz onlarla koordineli bir şekilde kardeş bir vakıf olarak onlarla çalışıyoruz. Yani mesela ben örnek veriyorum, A vakfıyım. İşte gelip Birlik Vakfı'na, ya işte Sayın Başkan böyleyken böyle işte şuraya iki tane kalem lazım. Bu kalemin bir tanesini ben sağlayayım, bir tanesini de siz sağlar mısınız diyebiliyorum. Tabii. Siz de buna destek veriyorsunuz. Aynı şekilde. Güzel. İşin aslı şöyle, bende olan ürünler belki onlarda olmayabilir, onlarda olmayan bende olabilir. Onun için bir komşu misali, işte komşu komşunun külle muhtaç muhabbetiyle biz onlardan destek alıyoruz, onlar bizden destek alıyor. Birçok yaptığımız projelerde de zaten onlarla beraber, yani diğer vakıflarla ve derneklerle, diğer kuruluşlarla, devletin birçok kademesiyle beraber aynı şekilde bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Peki efendim, özellikle şey oluyor mu? Yani insanlar nezdinde bunun katkısının olduğunu düşünüyor musunuz? Yani insanlardan size vakıfların katkısının geri dönüşü ne oluyor? Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz malum 15 Temmuz gibi bir zor bir süreç atlattı bu Türkiye. Bizim de vakfımız o zaman yeni kurulmuştu. 15 Temmuz'dan sonra 2016 yılında kurulmuştu. İşte ilk başta kurduğumuzda çok güzel bir destek vardı. Vakıflara ve derneklere bakış açısı çok güzeldi. İşte bu olay Türkiye'nin başına gelince insanlar biraz tedirgin oldu işin aslında. Çekiniyor değil mi? Çekiniyor. Evet. Şimdi bazen bize destek vermek isteyen hayır hasenatta, biliyorsunuz vakıf ve derneklerin birçoğu hayır hasenatla dönen bir yer. Öyle olunca da insanlar destek vermesi gerekiyor ama çekinerek, insanlar bir şey yaparken çekinerek size acaba diye, işte Türkiye'nin başında bu tarz şeyler çok eksik olmuyor, İşte yarın ben size yardım ettiğim zaman başımıza tekrar bir iş gelir mi düşüncesiyle bize aynı şekilde düşünceyle yaklaşıyorlar ama tabii bizim misyonumuz ve vizyonumuz ön planda. İşte artık internet çağında yaşıyoruz. Google'a bastığınız zaman Birlik Vakfı'nın arka tarafında portrede kim var, fotoğrafta kim var, destekçileri kim var, yani bunlar çok iyi gözüktüğü için yani insanlar tabii bu konuda bize hem teşekkür anlamında hem yardımlaşma anlamında
de bize çok ciddi manada katkılar oluyor. Burası devlet destek değil, hayır hasenatla dönen bir vakfımız olduğu için vatandaşlar tarafından hiçbir zaman bizi kulak arkası ve göz ardı etmediler. Evet. Yani bir köprü vazifesi mi görüyorsunuz efendim siz vakıflar olarak? Şimdi dernek ve vakıfların zaten asıl gayesi bu. Köprü aynen. Vazifesi. Yani ulaşımı birbirlerine vatandaşla ihtiyaç sahibini, öğrencilerle işte vatandaşın arasındaki köprü vazifesi. İşte birisi geliyor bana diyor ki başkanım ben şu konuda diyor işte öğrencilere belki bir öğrenciye ulaşabilirim, iki öğrenciye ulaşabilirim ama sizin burada ciddi manada öğrenciye ulaşma şansınız çok fazla. Burası ana merkez. Ben bu konuda size destek vereyim, maddi destek vereyim, manevi destek vereyim. İşte ilimle alakalı çalışma yapan hocalarımız geliyor. Aynı şekilde üniversitede hocalarımız aynı şekilde birlik vakfına geliyor. Biz bir program yapalım, öğrencilerimizi siz toplayın. Biz onlara ücretsiz bir şekilde bilgi aktarımında bulunalım diye ciddi manada destek veriyor. Diğer yanda da ekonomik anlamda da aynı şekilde Birlik Vakfı'na geliyorlar. Diyorlar ki başkanım bunu siz daha çok insanlara ulaştırabilirsiniz. Daha çok ihtiyaç sahiplerini siz daha iyi biliyorsunuz. Sizde kayıtları var diye. Çünkü biliyorsunuz öğrencilerin öğrencilik yılları çok zor bir süreçtir. Evet, yani evet, ne kadar maddi durumunuz da iyi olsa işte öğrencilik zor bir süreçten geçer. İşte başka şehirden gelen Kayseri'ye işte 80 bin öğrenci var ya bunun 70 bini belki 60 bini Kayseri dışından gelen aynen. Öğrencilerimiz. Onların tabii biraz da ailelerinden uzak olduğu için ihtiyaçları biraz daha fazla oluyor. Biz o konuda kardeşlerimize ciddi manada yardımcı oluyoruz. Güzel. Şimdi siz öyle anlatınca aklıma şey geldi. Mesela özellikle eğitim sezonu başladığında zira geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz ki mesela üniversite sınavı gerçekleştirildi. Yüksek öğretim kurumları sınavı. Çoğu öğrenci, milyonlarca öğrenci belki de efendim yüksek öğretim kurumundan başarıyla geçip yeni bir üniversiteye kavuşacak. Bu anlamda da en büyük sıkıntılardan bir tanesi ben de yaşamış biri olarak işte efendim yurt konusu mesela kalacak yer konusu sıkıntı oluyor. Burada da destek sağlıyor musunuz öğrencilere? Şöyle bir şey var biliyorsunuz bu pandemi sürecini atlattık 2 sene. Burada bir birikim oldu. Yani 2 sene hem öğrenciler sınava girdiler ama okullar kapalı. 3. dönem sonunda da işte öğrencilerimiz aynı şekilde 3 dönem biriken öğrencilerimiz Kayseri'de yurt anlamında sıkıntıya girdi. Bizim de bir yurt binamız vardı Sahabiye Mahallesi'nde. Binanın ismini de herkes biliyor. Bu binada dedik ki biz bunu devlete devrini verelim. Bu şekilde orada 500-600 tane öğrenci kalıyor. Bu 600 tane öğrenciyi bu şekilde burada yurt anlamında destek verelim anlamında. Biz bunu devlete geri iade güzel. Ettik. Burada devlet bunu aynı şekilde öğrencilerimiz, erkek öğrenci yurdu olarak 600 tane öğrencimiz orada kalıyor. KYK'ya bağlı mı? KYK'ya bağlı. Güzel. Evet. KYK'ya bağlı bir şekilde devlet çalıştırmış oluyor. Daha doğrusu bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğü üzerinden KYK'yı devam ettiriyor. Bu konuda aynı şekilde destek vermiş olduk. Ama yanı sıra tabii öğrencilerimiz bazen işte yurt binalarında kalmak istemiyorlar. Evde kalmak istiyorlar. Bu evde kalan kardeşlerimize de gıdasal anlamda ve kira anlamında destek veriyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi öğrencilik çok zor bir süreçtir. Yani o 5-6 yıllık aileden uzak, etraftan uzak olduğu için biz bunlara, bu kardeşlerimize maddi ve gıdasal anlamda destek veriyoruz. Güzel. Özellikle yani şimdi bir evin en çok gideri kira ya. Evet. Özellikle kira desteği öğrenciler için Yalçın çok faydalı olacaktır. Yalçın Bey, bu tabii yani özellikle şu son süreçte bir yıllık içerisinde Türkiye'nin ve dünyanın küresel anlamda ekonomik krizi süre içerisinde biliyorsunuz malum kiraların ciddi manada arttı. Ekonomik anlamda vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekti. Ondan dolayı da işte öğrenci kardeşlerimizin evlerde kaldığından dolayı kira anlamında ve gıda anlamında, gıda da ciddi manada artık ön plana çıkmış oldu. O anlamda da yardım ve desteklerimizi devam ettiriyoruz. Evet, güzel. Peki efendim önünüzde hedeflediğiniz şu projelerimiz var dediğiniz, var mı projeleriniz vakıf olarak? Tabii şimdi bizim Birlik Vakfı, Genç Birlik ve Milli Türk Talebe Birliği aynı çatı altında hizmet veriyor. Bu Milli Türk Talebe Birliği tamamen öğrenciler üzerine kurulmuş bir vakfımız. Genç Birlik de Milli Türk Talebe Birliği'nden bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş. Sonrası için. Sonrası yani. İkinci güzel. Kademe, ikinci merhalede burada görev yapan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz işte Milli Türk Talebe Birliği biliyorsunuz bizim binanın çatı altında hizmet veren kardeşlerimiz. Üniversite içerisinde işte güneş enerjisiyle çalışan bir araç, Türkiye çapında bir araç yaptılar. İlk tasarımda birinci sırayı aldılar. Aynı şekilde Genç Birlik kardeşlerimiz bunlara destek çıktı. Şimdi Türkiye biliyorsunuz teknolojiye aç. Yeni teknolojiyi ön plana çıkarmak için gençlerimiz artık ne yapabilir düşüncesinde bir çalışma yapıyorlar üniversiteler içerisinde. Bu teknoloji anlamında biliyorsunuz artık bilimle çalışan, teknolojiyle artık hayatta durabilen, artık daha farklı şeyler ön plana çıkararak çalışmaya çalışan bir gençliğimiz var.
Bu konuda da biz maddi anlamda destek veriyoruz. Özellikle ki bu kardeşlerimiz işte bize çok geliyorlar. Yani başkanım işte güneş enerjisiyle çalışıyor, işte bilmem geri dönüşümle, işte hayvansal geri dönüşümle, tıbbi atıklarla, bunlarla geri dönüşümle alakalı işte Türkiye'ye ne kazandırabiliriz? Bununla alakalı bir çalışma yapıyorlar. Ve bu kardeşlerimiz de bizde şey anlamında üniversiteler içerisindeki anlaşmalarla alakalı veyahut da devlet protokolüyle anlaşmalarda önlerini açıyoruz. Ekonomik anlamda da bu kardeşlerimize destek veriyoruz. Güzel. Efendim özellikle ben öğrencilere, yani geleceğin gerçekten de işte doktorlarına, mühendislerine, işte efendim avukatlarına, televizyoncularına, spikerlerine, muhabirlerine bu şekilde katkı sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Size tamamen zaten buna yönelik adımları zaten başladığımızdan beri onları anlatıyorsunuz. Eyvallah. Gerçekten önemli. Şimdi Sayın Başkan, tabii ülke gündemi çok çok önemli. Siz de şehrin önünde gelen bir ismisiniz. Birlik Vakfı önemli bir vakıf, önemli bir kuruluşsunuz. Ve birçok noktada söyleyecekleriniz ya da vereceğiniz destekler ya da tutunacağınız tavır ve gerçekten de önem arz ediyor. O yüzden de efendim sizin görüşleriniz de kıymetli. Şimdi vatandaşlarımız, tabii ki herkes siyasetin biraz işte bir tarafında, farklı bir noktasında, farklı bir tarafını değerlendirmeye, yorumlamaya çalışıyor. Ancak tabii ki de toplumun önde gelenlerinden de siyasetten farklı bakış açıları dinlemeyi istiyorlar. Siz efendim özellikle son dönemde ülke gündemi, Türkiye'mizde gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve çok farklı değişiyor, çok hızlı değişiyor gündem. Neler söylersiniz? Buyurun. Evet, şimdi Türkiye gündemi ciddi manada her gün bir bakıyorsunuz farklı bir Türkiye gündemi oluyor. Ve çok çabuk da değişen bir Türkiye gündemi var. Yani bugün yatıyorsunuz, yarın sabah bakıyorsunuz ki yani bu Türkiye gündemi bir hafta 10 gün değişmez diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bugün işte Ege bölgesinde işte yanan ormanlarımız var. Türkiye gündemi bu aralar onunla alakalı bir çalkalanıyor. Evet. Onun sıra bittikten sonra işte dünyada bir kriz çıkıyor, petrol krizi çıkıyor veyahut da bir yakıt krizi çıkıyor. Onunla alakalı Türkiye'de bir işte faiz kararları çıkıyor. Türkiye'nin gündemi o şekilde değerlendiriyor. Pandemi, koronavirüs. Yani bitmiyor yani anlayacağınız hiçbir şekilde bitmiyor. Maalesef. Ama tabii biz şimdi Kayseri'de yaşıyoruz. Kayseri'de vatandaşlarımız da iç içeyiz. Hı hı. Vatandaşlarımız siz işte medya mensubu olduğunuz için vatandaşlarımız da siz de daha çok iç içesiniz. Biz de işte sivil toplum kuruluşu olduğumuz için işte ticarette bir kanadımız, ticaretle bir tarafta siyasetle uğraşıyoruz. Bunların hepsi yanı sıra vatandaşlarımız direkt içinde olduğumuz anlamına geliyor. Ben çok geziyorum yani belki sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Evet, evet, gezme sebebim de şudur. Biz sivil toplum kuruluşları olarak vatandaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz? Vatandaşlarımızda ihtiyaçları nedir diye bir analiz yapıyoruz. Siz kendiniz gidiyorsunuz. Öyle mi efendim? Sorunu dinliyorsunuz. Evet, çözüme. Çözüme yani çözüm odaklı gitmeye çalışıyoruz. Tabii bunların da notlarını alarak yani bir takım görüştüğümüz insanlara, yukarıda insanlara bunu bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. İşte birçok Kayseri'nin ilçelerine gittiğimiz zaman vatandaşlarımıza şöyle bir sırtına dokunduğumuz zaman vatandaşımız aslında çok bir şey beklemiyor. Vatandaşımız diyor ki kardeşim bizimle beraber olabilecek insanları istiyoruz. Yani bizim derdimizi dinleyecek, bizimle beraber oturup bir bardak çay içecek ve bizimle. Çünkü niye? Biz aynı çatı altında yaşıyoruz. Yani başka bir yerde yaşamıyoruz ki. Aynı gemideyiz, aynı araba içerisinde, aynı evin içerisindeyiz, aynı şehir içerisindeyiz. Hı hı. Herkesin derdi aynı. Belki biraz sizin sıkıntınız fazladır, belki diğerinin sıkıntısı farklıdır. Ama herkes ortak noktada buluştuğu zaman insanların ortak düşüncesi işte birincisi ekonomi. İkincisi işte Türkiye gündeminde ne vardır? Yani insanlar alışmıştır. Özellikle şu son 20 yıldır sosyal hayat anlamında ciddi manada algı farklılaşıyor. İşte ben bunu böyle yaşıyorum da o niye böyle yaşıyor diye farklı bir algılar oluşuyor. Tabii insanlarla oturup muhabbetimizi yaptığımız zaman tatlı dille her şeyi anlatabiliyoruz. Her şeyi de iyi dinliyoruz. Analizini yapıyoruz. Vatandaşımızın en önemli sorunlarından bir tanesi ekonomi. Ekonomi. Evet. Şimdi alışılagelmiş bir hayat tarzı var. Yaşam tarzı var, sosyal hayat tarzı var. Özellikle şu son 20 yıldır. Yani hep denir ya efendim Allah gördüğünden geri koymasın diye. Şu an o durum mu var acaba? Biz onu şöyle dua ediyoruz. Allah kimseyi iyi gördüğünden geri koymasın diye. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar iyi gördükten sonra kötü görmeyi hiç kimseye Rabbim nasip etmesin. Çünkü insanlar nefis taşıyor. İnsanlar bazı şeylerin hep iyisini yaşamak ister. Her şeyin en iyisini, kalitelisini kullanmak ister. Şimdi vatandaşlarımıza gittiğimiz zaman diyor ki, başkanım diyor, yani bizim 20 yıldır süre gelen bir sosyal hayatımız var. 20 yıldır süre gelen bir ekonomik anlamda refah seviyemiz yükseldi, rahatlığımız var. İşte bu son pandemi sürecinden sonra bir ekonomide sarsılmalar oldu. Bir ekonomide ciddi manada dalgalanmalar oldu. Ve bu ekonomide dalgalanmalar bizim aile içerisinde, şirket içerisinde, Kayseri gündeminde ciddi manada sarsılmalara sebep oldu.
Şimdi biz bunu nasıl aşacağız diye düşünüyorlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında ciddi manada bu işi bilen ve bu işi Türkiye'ye 20 yıldır yürüten devlet adamlarımız var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ve katkılarıyla ve ekonomik anlamda işte etrafındaki insanlarla beraber Türkiye'yi yönetebilen kaliteli insanlar var. Şimdi ciddi manada tabii Türkiye'de ve dünyada bir kriz yaşanıyor. Bunu sadece Türkiye'de yaşanan kriz anlamında bugün Avrupa'ya baktığınız zaman işte enflasyonun neredeyse sıfırlarda olduğu Avrupa'nın birçok ülkesinde bugün orada da aynı şekilde enflasyonun artık tavan yaptığı artık ülkeler var, Batı ülkeleri var. Şimdi değerlendirirken vatandaşlarımız anlatırken diyorlar ki işte Avrupa bizi çok ilgilendirmiyor, bizi Türkiye ilgilendiriyor diyor. Hı hı. Yani Türkiye ilgilendiriyor derken şimdi vatandaşlarımız tabii bulunduğu alandaki ortamı değerlendirerek size yorum yapıyor. Biz de diyoruz ki kardeşim tamam, bu süreç bir geçici süreç. Türkiye bu şekilde devam etmez. Ekonomik anlamda zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. İnşallah bayramdan sonra da 7. ay, 8. ay, 9. ay yani bu süreçten sonra da işte inşallah bir iyileşme yönünde bir yol alacak. Bu konuda biraz diyorum şey olun, geniş olalım, rahat olalım. Ama tabii insanlar bir şeye sihirli değnek değsin de benim işim çabuk olsun düşüncesiyle insanlar bazı şeylere sabırsız davranıyor. Tabii bunu da farklı algı oluşturarak işte birçok vatandaş art niyetli olan insanlar da algı oluşturarak bunu farklı bir yerlere çekmeye çalışıyor. Felaket tellalı mı denir efendim? Ya işte söylemek istemedim. Felaket tellalı diyelim tabii. Felaket tellalı insanlar da çok. Bu konuda onlara da çok kulak asmamak gerekiyor. Biz teknolojiyle hayatımızı sürdüren bir toplum haline geldik. Şu teknoloji içerisinde işte sosyal medyada siz görüyorsunuz. Birçok sosyal medyada paylaşılan felaket tellalları var. Sanki Türkiye battı, sanki dünya bitti. Yani bir daha yaşanmayacakmış bir şehir haline gelmiş gibi böyle bir algı oluşturuyorlar. Yani medya mensubu olarak şunu söyleyebilirim. Algı operasyonu çok fazla ülkemizde. Kesinlikle. Yani dünyada böyle. Evet. Ama algı operasyonunda en çok algılanan kişi biziz. Yani evet. Öyle. Bunu hani halk nezdinde de fark ediyoruz. Çünkü bir soru sorduğumuzda, bir mikrofon uzattığımızda, doğru mu efendim, işte röportaj yaptığımızda bunun direkt etkisini görebiliyoruz. Aslında bir şeyin olmadığını, sadece algı operasyonuyla bunun gerçekten sağlandığını görebiliyoruz. Bu algı operasyonlarına karşı bence biraz daha temkinli olmalıyız diye düşünüyorum. Peki efendim siz bu ekonomik sıkıntıdan Türkiye nasıl çıkabilir? Bu ekonomik sıkıntıdan aslında Türkiye çok çabuk çıkacak. Ama tabii birçok devletin önlem alması gerekiyor ve önlemler alması için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Yani aldığımız bilgilere göre. Tabii dünyadaki ekonomik kriz zaten devam ediyor ama dünyadaki Batı ülkeleri de aynı şekilde bu ekonomik krizden çıkmaya çalışıyor. Tabii Ukrayna ve Rusya savaşı bunun aslında en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Hı-hı. Özellikle işte bu petrolle alakalı, evet. Enerjiyle alakalı olduğu için tabii bunun çok büyük yansıması var. Ama inşallah Türkiye bu konuda işte kendi altyapısında işte yeraltı kaynaklarını yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor. İşte biliyorsunuz 2023 hedefi dediğimiz anlaşmalardan bir tanesi de 2023'te işte bu Lozan Anlaşması'ydı. Birçok anlaşmalar artık Türkiye'nin artık refah seviyesini yükseltecek bir şekilde yeraltı kaynaklarını kullanacak pozisyona geldi. Birçok artık işte Doğu Karadeniz'de çıkan şeyleri görüyorsunuz. Zengin yataklarımızı, yeraltı kaynaklarımızı görüyorsunuz. Bu konuda da ciddi manada bunlar ekonomi ciddi manada katkı verecek ve Türkiye'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu konuda ekonomik anlamda da bir çalışma yapıyor zaten. Yani 2023'te bu ekonomik sorun biraz daha mı yavaşlamış ya da azalmış olacak? Tabii azalmış olacak. Yani bu zaten bu geçici bir süreç. Yani bu şekilde Türkiye biliyorsunuz çok büyük badireler atlattı. Yani 5 Nisan kararlarıydı. İşte buna benzer muhtıraların içerisinde Türkiye'nin ekonomiyi oynayan birçok Batı ülkeleri vardı. Bu konuda da Türkiye 2023'ten sonra da özellikle son çeyreğinde 2022'nin son çeyreğinde biliyorsunuz artık yavaş yavaş vatandaşlarımız bu konuda devletine güvenebilir. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Pekala efendim. Şimdi özellikle akaryakıt fiyatları biliyorsunuz ki çok fazla ve bunun etkisini görüyoruz. Yani bundan ötürü birçok faktörün emtianın diyelim etkilendiğini görüyoruz. İşte meyveden sebzeye, doğru mu efendim? İşte herhangi bir gelenden giden her şeyin işte bir hareket halinde olduğu için akaryakıt fiyatlarının birçok noktaya etkilediğini biliyoruz. Mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani 30 liraya dayanan bir akaryakıt var. Bu tekrar 15 liraya düşer mi mesela? Düşer. Şu anda da devletin çalışması da o yönde. Bizim işte zaten şu anda 30 lira devam edecek olursa birçok üründe fiyatı düşmez. Hı hı.
yani bir enflasyona baktığınızda işte bugün en son açıklanan rakam %73, %74 gibi evet. bir enflasyon rakamı vardı. Tabii bunların hepsi de işte yakıtın pahalı olmasıyla alakalı. İşte ben de biliyorsunuz organizede bir ticaretle uğraşıyorum. Siz de bir iş adamısınız. Yani bir şey, çok yakından biliyorsunuz bu konuları. Siyasetçi evet, olduğunuz yani gibi. Yani şimdi benim uğraştığım iş de biraz tamamen petrole dayalı bir iş. Gıda sektörüne uğraşıyorum ama plastik işiyle uğraşıyoruz. Tamamen bu da petrole dayalı bir iş. Tamamen bizi aslında vuran, bizim ham maddemizle alakalı sıkıntı hasıl olan bir şey. Bu konuda biz de şikayetçiyiz ama petrol bu şekilde devam etmez. Bir şekilde dünyada da şimdi Avrupa bunun önlemini alıyor. Amerika bunun önlemini alıyor. Ve Türkiye de bunun önlemini alıyor. İşte yeraltı kaynaklarımızı yavaş yavaş ön plana çıkarmaya başladığımız zaman işte bugün haberlerde duymuşsunuzdur. Adana'da petrol kuyuları, eskiden kapatılan petrol kuyuları yeniden çıkarılmaya, açılmaya başladı ve ciddi manada rezervisi olan bir petrol kuyuları kapatılmış. Yani yıllar önce, belki 40-50 yıl önce kapatılmış. İşte Doğu Karadeniz'de aynı şekilde, Doğu'da aynı şekilde. Aynı bunlar çıktığı zaman artık Türkiye'de de petrol anlamında da sıkıntısı kalmayacak inşallah. Zamanla biraz daha düzelecek diyorsunuz. Tabii biraz umudunuz sabır etmemiz var. Gerekiyor. Vatandaşlarımız biraz işte 20 yıldır biz şöyle bu zamlar gelmeden önce vatandaşlar kendi aralarında konuşuyorlar. Ya biz aslında bedava yaşıyormuşuz. Yani şeyin akaryakıtın işte benzinin mazotun 6 lira 7 lira olduğu zamanlarda insanlar bedava yaşıyormuşuz diye kendi aynen, aralarında öyle. Bir muhabbet yapıyor. Evet. Ama hakikaten bedava yaşıyormuşuz da şimdi bunun da tabii önlem alınacak ve yavaş yavaş da akaryakıtın fiyatları düşecek. Yani bunda umarım 30 liraya alıyorken bedava yaşıyoruzdur demeyiz. İnşallah yani. Yani inşallah biz de öyle bir temennimiz yok. Evet. Şimdi efendim bir de tabii aynı zamanda siyasetin içindesiniz dedik. İş yapıyorsunuz, iş adamısınız, bir iş insanısınız. Şimdi asgari ücret konusu şu an gündemde. Şimdi asgari ücretin artması demek bütün maaşların artması demek. En asgari ücretin artmasıyla birlikte bütün maaşlar artacak. Şu an gündemde işte mesela geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Kurtulmuş dedi ki efendim işte memur zammı %40 olacak. O da oyuna yakın olur dedi. Yani %40 demedi tabii. Orada bir yanlış anlaşılma da söz konusu ama %40'a yakın belki diye konuştu. Emekli maaşları, maaşları, asgari ücret aynı şekilde. Tabii iyileştirilme yapılması gerekiyor. Yani şu andaki aylık yıllık enflasyona göre vatandaşlarımıza ve memurlarımıza, emeklilerimize aynı şekilde bir zam yapılması gerekiyor. Çünkü vatandaşlarımız işte malum sadece bu Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz olmadığı için ama Türkiye'de vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ciddi manada destek vermesi gerekiyor. Ben de şimdi yanımızda çalışan bir sürü personelimiz var yani. Baktığınız zaman işin aslında bana da ciddi manada bir yük biniyor ekonomik anlamda. İşte aylık altını çizdiğimiz zaman bir muhasebesini yaptığımız zaman ama çalışan personelimiz, çalıştırdığımız insanlar bu işte en son artırılan 4.250 liraydı herhalde asgari ücret en tabanda. Aynen. Tabanda. Şimdi bunun %40 artması demek vatandaşlarımızın bir nebze daha ekonomik anlamda rahatlayacağı anlamında geliyor. Tabii şimdi dışarıdan aldığımız işte elektrikti, doğalgazdı, bilmem yakıttı. Bunlar bizim elimizde olan, bizim Türkiye'nin aslında zamlandırdığı veyahut da üstüne fiyat koyarak vatandaşlarımıza sattığı çok bir şey değil aslında. Birçok şeydi zaten devlet kademelerinde açıklama yapıyorlar. Birçok şeyi süspans ederek kendi devlet işte elektrikte, doğalgazda bilmem dışarıdan aldığımız ürünlerde devlet bir süspans ederek kendi desteklerini sağlayarak aslında vatandaşlarımıza satışta bulunuyor. Bunu da anlatmak da gerekiyor. Ama vatandaşlarımızın maaşlarının artması demek biraz daha refah seviyesinin yükselmesi demek. Arttırılması gerekiyor diyorsunuz. Mesela kesinlikle. Ne kadar bütün kesimlerden bahsedecek? Keşke şöyle ne kadar arttırılması. Keşke şöyle bir şey var. Yani 4.250 lira olan asgari ücret keşke vatandaşlarımız bugün 10.000 lira alabilse. Ama işte Türkiye'nin şartları ona uygun değil. Ama vatandaş mesela artık şunun da farkında. Yani maaşına ne kadar zam gelirse alacağı ürünün ne kadar fazla olduğunu da fiyatının artacağını da biliyor. Ya tabii şimdi bundan da çekiniyor vatandaş şimdi. Tabii şimdi yani aslında hesap yaptığınız zaman cebine giren parayla çıkan paranın aslında karşılığı aynı şekilde olduğunu düşünüyor. Evet, yani evet, bugün evet. Ekmek işte dün Kayseri'de herhalde 3,5 lira oldu. İşte geçen hafta baktığınızda 2,5 liraydı. Şimdi asgari ücret 4.250 lira bugün 6.000 lira olmuş olsa işte ekmek fiyatı artınca o da artmış oldu. Evet, evet. Hepsi birbirine endeksli bir şekilde. Ekmek fiyatı 2,5 lira kalsa da anlatabildim mi? Keşke asgari ücret o şekilde artmış olsa. Evet, vatandaş da biliyor ama bu sefer de tabii ekmek fiyatı artınca asgari ücret artırmazsa bu sefer vatandaş daha çok eziliyor.
Onu da devlet memuru. Ama bu doğrudan söylemiş olduğunuz enflasyon oluyor efendim. Işte. Enflasyon oluyor evet aynı şekilde. İşte o yüzden biraz daha önüne geç ki Sayın Hazine Bakanı buradaydı. Bu konuda evet, önemli buradalar. Çalışmalar yapılacaklarını söylediler. Bir de şöyle önlerinde farklı çalışmalar olduğunu mesela asgari ücretle alakalı yine duyumlar bu yönde farklı seçenekler olduğunu söylüyor. Ve bu noktada da gereken adımların atacağını inşallah yakın zamanda bekliyoruz. Ama ben genç bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak her şeyden ziyade özellikle çok para kazanmaktan ziyade kazandığımın kıymetli olması benim için çok daha önemli diyelim. Tabii. O yüzden hani alım gücünün düşmemesi, Türk lirasının değerli olması da bizler için iyi olacaktır diye de temenni ediyorum. Yani bugün şimdi 20 bin lira maaş alsanız, asgari ücreti 20 bin lira yapsanız, ekmek de 10 lira olsa hiçbir kıymet harbiyesi yok evet, yani. Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi efendim tabii Kayseri'de birçok yerde alanda bulunuyorsunuz vakıfla birlikte, kendi şahsi kimliğinizle birlikte, iş adamı kimliğinizle birlikte vesaire. Geçmiş dönemde de milletvekili adaylığınız vardı. Doğru mu efendim? Adaylığınız da vardı. Doğru. Evet efendim. Özellikle şu dönemde mesela Kayseri siyasetini nasıl buluyorsunuz? Yani belediye başkanları, bütün belediyeler biliyorsunuz ki Cumhur İttifakı'nda çalışıyorlar. Nasıl buluyorsunuz? Ya da mesela başka belediyeler olmalı mı? Başka partilerden belediyeler olmalı mı? Rekabetle birlikte daha çok çalışma olabilir mi mesela? Kayseri siyasetini nasıl buluyorsunuz? Türkiye yıllar önce baktığınız zaman yani muhalefetin şu anda eleştirdikleri de aslında koalisyon hükümeti oluşturalım diye işte altılı masa dediğimiz olay koalisyon hükümetlerini yeniden getirelim düşüncesi kendilerince evet, bir proje. Evet. Türkiye bu koalisyon hükümetlerinden ciddi manada çok çekti. Koalisyon hükümetiyle bu Türkiye yürümez. Bunu da kendileri de çok iyi biliyor o altılı masa ve görünmeyenlerle. Şimdi Kayseri'de ciddi manada 16 tane Büyükşehir Belediyesi'yle beraber 17 tane belediye var. Cumhur İttifakı ile beraber yani dışında hiç kimse yok. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin dışında hiçbir parti yok. Ben öyle bir bakıyorum ki yani bütün ilçelere gittiğimiz zaman uyumlu çalışan bir belediyelerimiz var. Büyükşehir ilçe ilçe de geziyorsunuz bu tabii, arada. Tabii tabii. Büyükşehir patron, diğerleri de işte beraber çalışabileceği personel gözüyle bakalım o işe. Ciddi manada koordineli bir şekilde çalışan, yani bugün Memduh Başkan ciddi manada Kayseri'ye hizmet eden bir başkanımız. Hı hı. Melik Gazi aynı şekilde, Koca Sinan aynı şekilde. Hiç kimse birbiriyle çatışmadan, birbiriyle barış içerisinde ve rekabet içerisinde acaba vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet ederek gayesi içerisinde çalışıyorlar. Cumhur İttifakı'nda olan belediyeler de aynı şekilde çalışıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımıza mikrofonu tutuyorsunuz. İşte tabii eksiklikler olabilir. Vatandaşlarımız artık 21. yüzyılda dünya çapında farklı istekler, çünkü her vatandaşımız artık dünya çapında geziyor. Hı hı. Diyor ki bir Avrupa'da ben şunu gördüm, ben Türkiye'de ve Kayseri'de bunun da olmasını istiyorum. Düşüncesiyle vatandaşlarımız belediyelere bunların taleplerinde bulunuyorlar. Bunun da bulunmaları da çok normal. Hı hı. Tabii teknoloji bazen her istediğiniz zaman şehrimize gelmeyebilir. Ekonomik anlamda bir külfet, sadece küçük bir yerde olsa eyvallah. Ama Kayseri eskisi gibi artık küçük bir şehir olmadığı için 1,5 milyon nüfusu olan bir şehir ve ciddi manada ekonomik anlamda desteği olması gereken bir şey. Vatandaşlarımız bunları talep ediyor ama mümkün olduğu mertebede vatandaşlarımıza belediyelerimiz ciddi manada hizmet veriyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Siyaseten ne olması gerekiyor diye düşünürsek, şimdi Cumhur İttifakı Kayseri'de siyaseten güzel birlikteliği devam ettiriyor. Vatandaşlarımız da, belediyelerimiz ve milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ciddi manada bir koordineli çalışma var. Tabii bazen vatandaşlarımız tepki gösterebilir. İşte birçok parti çıktı ortaya. Birçok işte ekonomiden dolayı insanlar farklı algı oluşturdu ve farklı eleştiriler içerisinde ya bu olsun bu olmasın veyahut da bunun artık burada ne işi var düşüncesi sosyal medyada her zaman duyuyoruz biz bunu. Ama bizim öyle bir şu andaki çalışmalar içerisinde bulunan milletvekilleri, belediye başkanları bu konuda ben çok geri planda durduklarını zannetmiyorum. Güzel de hizmet ettiklerini düşünüyorum. Mesela gittiğiniz şehir, ilçelerde efendim vatandaş ne diyor mesela? Size de talepler oluyor mu? Mesela şu şöyle olsa, ilçemizde bu böyle olsa dediği sizin belediye başkanlarına ya da siyasilere ilettiğiniz. Aynı şekilde şimdi atıyorum Bünyan'a gidiyorsunuz. Akışlı'ya gidiyorsunuz. Hı hı. Akışlı'nın işte kırsal bir bölge. Yani Kayseri'den 60-70 kilometre uzakta bir bölge. İşte oranın kendine has ne ihtiyaçları var?
vatandaşlarımız işte diyor ki akışların içerisinde biraz daha sosyal anlamda, sosyallik anlamda biraz daha fazla bir şeyler olsun. Biz şehre muhtaç kalmayalım, buradan şehre göç olmasın. Hı-hı. İşte orada da aynı şekilde devlet memurları var. Gittiğimiz zaman işte kaymakamlığı ziyaret ediyoruz, diğer kurumları ziyaret ediyoruz. Diyor ki vatandaşlarımız bizim burada da akışta da bir TOKİ olsun diyor. Niye? Bu TOKİ niye olsun? İşte devlet destekli bir hem şey olalım, evimiz olsun, hem de buradan tekrar her akşam Kayseri'ye gidip gelmeyelim diyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani bizim talepleri bu şekilde. Vatandaşların istedik de aslında çok makul bir şey. Bugün şimdi şey de var, Tomarza'da var, Develi'de var, İncesu'da var. Yani TOKİ dediğimiz olay. Akkış'ta da olsun diyor. İşte öbür tarafa varıyorsunuz, Felahiye'de de aynı şekilde olsun diyor. Yani bunun gibi işte her ilçenin kendine has vatandaşlarının böyle bir talepleri var. Bu taleplerini zaten hem belediye başkanlarına, işte kaymakamlığa ve gittiğimiz zaman Ankara'daki bürokrasiye bunları iletiyoruz. Ve böyle olunca da insanlar ilgilendiğimiz düşüncesiyle çok memnun kalıyorlar. Yani geri dönüşümünü de yapıyoruz. Veyahut da şöyle de bir şey oluyor. İşte bir tarafta siyasetle uğraştığımız için başkanım size ulaşmak daha güzel kolay oluyor. Siz bizi daha iyi anlıyorsunuz diye. Vatandaşlarımız da şunu da söylüyor. İşte bir devlet dairesinde bir iş olduğu zaman veyahut da Ankara'da bir iş olduğu zaman şey değil yani çözülmeyecek bir iş değil ama biraz kendini sizinle beraber yakın gördüğü için şunu şöyle yardımcı olabilir misiniz? Veyahut da şöyle bir hastam var. Bu konuda bize destek verir misiniz diye. Bu konuda biz vatandaşlarımıza gücümüz yettiği nispetinde bir destek vermeye çalışıyoruz. Evet. İstihdama nasıl katkı sağlanabilir özellikle şu dönemde? İstihdama nasıl katkı sağlanabilir? Biraz vatandaşlarımız şimdi bu şeylerden dolayı, mültecilerden dolayı sıkıntılı işin aslı ama ben şu konuda biraz muzdaribim. İşin aslı vatandaşlarımız biraz iş beğenmemezliği var. İşte ben bugün 30 tane personel çalıştırıyorum ama şu anda benim 5-6 tane de bir vatandaşa elemana ihtiyacım var. Yani kalifiye eleman olsun. İş bilmesine de gerek yok. Bir şekilde ben makinede veyahut da fabrikada çalışabilecek bir elemana ihtiyacım var. Biraz iş beğenmemezlik insanlarda böyle bir şey var. İşte ben üniversite okudum. İşte ben gelip fabrikada mı çalışacağım? Ama Türkiye ve dünya biraz zor şartlardan geçiyor. Biraz kendi ekonomisini kendisi sağlaması lazım. Birilerinden bir beklenti içerisinde değil de işte gelip işte organizede birçok yani binin üzerinde 1400'e 1500'e yakın bir fabrika var ve birçok fabrikada şu anda eleman arıyor. Ama vatandaşlarımız oralara gitmekten ziyade işte ben belediyeye nasıl girebilirim veyahut da devlet kurumlarında nasıl görev alabilirim düşüncesi insanlarda biraz da. Ama organizeye gittiğiniz zaman ben diyorum gelin siz diyorum organizede ben sizi birçok iş yerine eleman olarak aldırayım. Ama diyorlar biz biraz daha rahat olsun işte gece mesaimiz olmasın işte cumartesimiz pazarımız tatilimiz olsun ama işte maalesef Türkiye'nin şartları ona çok uygun değil. Evet yani şu dönemde bir iki kat daha fazla sabır göstererek iki kat daha fazla çalışarak iki kat daha fazla mücadele ederek doğru mu efendim bu dönemi atlatacağız ve doğru. İlerleyen dönemlerde daha iyi olacak diye söylüyorsunuz. Biraz daha sabır etmemiz gerekiyor elimizdeki mevcut materyallerden biraz daha faydalanıp hayata biraz bakış açımızı değiştirmemiz evet. Gerekiyor. Efendim son olarak tavsiyeleriniz öğrencilere, vatandaşlara neler söylersiniz? Evet şimdi ben öğrenciler içerisinde ciddi manada yer aldığım için Hı-hı. Bu kardeşlerimiz geleceğe biraz kuşkuyla bakıyorlar. Hı-hı. Kuşkuyla bakmalarına gerek yok. Bu ülkenin bütün öğrencilerine ihtiyacı var. Özellikle gençlerimiz biraz kendilerini teknolojiye adasınlar. Biraz kendilerini farklı bir şekilde eğitime adasınlar. Şu sosyal medya üzerinden kendilerini yönlendiren insanlardan biraz uzak dursunlar. Biliyorsunuz ben bir dönem Yeşilay Başkanlığı yaptım. Hı hı. Bu bağımlılıkla alakalı. Hı hı. İşte Yeşilay'ın başlangıcı alkolle başlangıçtı ama şu anda Yeşilay'ın şu anda en mücadele ettiği şeylerden bir tanesi de teknoloji bağımlılığı. Biraz şu teknoloji bağımlılığından uzak durarak biraz evet. Gerçek manada bakış açısını Türkiye'nin gündeminde değerlendirerek gerçekçi olarak yani şu sosyal medya işte bizim gençlerimizin birçoğu bakıyorum işte sabah kalkayım akşama zengin olayım işte bir sosyal evet, medya evet. Üzerinden nasıl zengin olabilirim düşüncesi kafalarında ama gerçek manada baktığınız zaman hayat bununla beraber devam etmiyor biraz daha hayata sımsıkı sarılarak hayata bizim verdiğimiz desteklerle, büyüklerinin verdiği desteklerle de biraz daha sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Peki.
efendim, şimdi yayından başından beri konuşuyoruz. Siz hem bir iş adamı olarak hem de geçmişte işte farklı dönemlerdeki başkanlıklarınız var. Şu an Mevcut Birlik Vakfı'nın başkanısınız, aynı zamanda yine siyasette milletvekili adaylığınız söz konusu vesaire vesaire. Birçok kesimle berabersiniz, vatandaşlarla berabersiniz, sorunları, sıkıntıları biliyorsunuz, işte televizyon ekranında konuşuyoruz vesaire. Var mı efendim mesela benim şurada olmam isterim ya da ne bileyim şurada olsam daha iyi iş yaparım dediğiniz, şöyle bir konumda işte memlekete hizmet ederim, edebilirim dediğiniz var mı yani? Şimdi ben Kayseri'de özellikle siyasetin içerisinde yer almam ve cemiyet içerisinde yer almam ve ticaret içerisinde yer almam ciddi manada bizim için tecrübe anlamında bir yol kat ettiğimiz anlamda. Şimdi bazı şeyleri istemek çok uygun olmaz. Siz kendinizi yetiştirirsiniz. Siz bir şekilde yaptığınız işlerle ön plana çıkarsınız. Devlet büyükleri, şehrin büyükleri, şehrin yöneticileri sizi bir şekilde değerlendirir. Şimdi bir yere çıkıp da ben şunu olacağım demek çok mantıksız bir hareket. Biz bunları bilmeyecek bir insan değiliz. Şimdi tabii bulunduğumuz sivil toplum kuruluşu içerisinde işte vatandaşlarımızı gezerken, işte teşkil devlet kurumlarını gezerken birçok bürokrasiyle beraber oturup kalktığımızdan dolayı vatandaşlar veyahut da bir takım çevre bizi işte şu için mi geziyorsunuz, bundan dolayı mı böyle ziyaretlerde bulunuyorsunuz falan diye insanlar böyle bizimle alakalı bir algı oluşturuyorlar. Ama ben diyorum geçen... Biz görünce biz de hani aklımıza gelmedi, evet, değil. Geçen sizin de çok iyi tanıdığınız bir arkadaşlar beni aradı. Dedi ki başkanım siz de Kayseri'de de şu göreve mi talipsiniz falan diye. Dedim ki ben 8 senedir Kayseri'de il başkanlığı yapıyorum. Birlik Vakfı'nın il başkanlığını yapıyorum. Ben hiçbir zaman Yeşilay başkanlığını yapıyordum. Şimdi Birlik Vakfı'nın başkanlığını yapıyorum. Yarın başka bir görev verseler o görevi de aynı şekilde bu görevi nasıl devam ettiriyorsam o şekilde aynı görevi de devam ettiririm. Ben milletvekili adayı oldum. Bu benim kendi cüz'i irademle verdiğim bir karardı. Bundan sonra da yarın nasip olursa siyasette belki yer alırız. Yarın nasip olursa başka bir kurumlarda yer alırız. Nasip olursa başka bir işte yer almaya çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman bir görevden kaçma gibi böyle bir niyetimiz olmadı. Verdiği görevde layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ne görev verilirse yaparız diyorsunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki efendim, yani var mıdır gönlünüzde ya işte şurada ben çok daha kendimi iyi ifade ederim dediğiniz bir yer? O söylemek burada çok mantıksız olur. İnsanlar beklentisi olmayan bir insan olmaz. Hedef olmayan bir insan olmaz. Yani ben Birlik Vakfı'nı Kayseri'de devam ettiriyorum. Belki başka bir vakıfta daha görev yapmak isterim. Veyahut da siyasette görev yapmak isterim. Bu şekilde. Ama bunu söylemek çok mantıksız olur. Öyle. Çünkü söylediğin zaman çok farklı yanlış anlaşılmalar olur. Yani önce Birlik Vakfı'nı, gönlümdeki Birlik Vakfı'nı oluşturayım diyorsunuz, öyle mi efendim? Ya şimdi insanın ekonomik anlamda kazandığının bir zekatı fitresi olur. Bunu verir. Bu manevi borcudur. İnsanların zamanının bir zekatı fitresi olur. Bu zamanın zekatının fitresini verir. Öğrendiği ilmin aynı şekilde zekatı fitresi olur. Bunu verir. Aynı şekilde bizim de işte bulunduğumuz alanda ekonomik anlamda, zaman anlamında ne katkımız varsa veyahut da gücümüz neyse bir insanlara bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Bize verilen görev nere olursa olsun orada da aynı şekilde kendimizi ifade ederiz ve Türkiye'de her alan bizim için hizmet alanı olduğu için biz makam mevki seçmiyoruz. Ne olursa memlekete hizmet için devam ediyoruz. Evet, peki, aynı şekilde. Sizi yakından tanıyoruz. Özellikle çalışmalarınızı biliyoruz, takip ediyoruz. Başarılar temenni ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir işler yapmaya çalışıyorsunuz. Memlekete hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Bunu görüyoruz. Bu ekranlardan da yayınlıyoruz. Bunun için rahat söylüyorum. O yüzden de yolunuz açık olsun efendim. Dedim ya, daha yeni öğrencilikten çıkmış bir balık olarak öyle söyleyeyim. Yani özellikle öğrencilere siz de söylediniz. Öğrencilik zor bir dönem. Verilen destek, verilecek destekler çok çok önemli. Ben buradan öğrencilerimiz ya da öğrencilerin aileleri dinliyorsa, öğrenci adaylarının, üniversite öğrencisi adaylarının başka şehire gideceklerse bilsinler ki vakıflar var, doğru mu efendim, dernekler var, onların destekleri var. Bu sayede de tabii biraz şimdi son dönemde siz de anlattınız, özellikle detaylıca birçok konuya değindiniz. Biraz çekingenlik sıkıntıları olabiliyor ama en azından hani sahipsiz bırakmadığını, doğru mu efendim? Birilerini sahipsiz bırakmadığını bilmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yeter ki araştırsınlar. Kesinlikle. Ben bunu çok önemli. Şimdi insanoğlu artık her şeye internet üzerinden çok çabuk ulaşabilecek bilgiye sahip bir ortamda yaşıyoruz. Araştırdığınız zaman her şeyi bulabilirsiniz. İşte bazen Birlik Vakfı nerede diye soruyorlar. Ben de diyorum ki ya interneti kullanıyor musun? Kullanıyorum. Artık 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk da artık interneti çok güzel kullanabiliyor ve çok çabuk bazı şeyler ulaşabiliyor. Bizim zamanımızdaki gibi değil.
Anlatabildim mi? Yani onun için ulaşabilirler. Size de şöyle bir tavsiyem var. Madem öğrencilik yıllarınız yeni bitti. Biz öğrencilik yılları biten arkadaşlarımız da genç birlikte değerlendiriyoruz. Abilik vazifesi yerine getirsinler diye. Birlik Vakfı'nda genç birlikte hizmet ederseniz genç Milli Türk Talebe Birliği'ndeki kardeşlerimize nasıl yardımcı olunur? Evet. Siz de o konuda bilgilerinizi, tecrübelerinizi faydalanmış oluruz arkadaşlar. Estağfurullah. Efendim tabii memleket için yapılması gereken ne gerekiyorsa buradayız. Bu ekranlardan da inşallah duyurmaya, tavsiyelerde bulunmaya, işte sizler aracılığıyla, sizin gibi kıymetli tecrübeli insanlar aracılığıyla devam edeceğiz diyelim. Eyvallah. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu vakit ayırdığınız için. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz bizleri dinledikleri için. İnşallah başka bir zamanda başka bir şekilde buluşmak ümidiyle diyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza ayağınıza sağlık efendim. Eyvallah sağ olun. Değerli izleyenler bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Bu haftaki gündem özel programında siyasete yine farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalıştık. Özellikle gündemin yine nabzını tutmaya çalıştık. Ekonomik gelişmeler son dönemde önemliydi. Bununla alakalı da ne olabilir, ne yapılacak, ne yapılmalı diye konuştuk. Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Sayın Mehmet Adagözel bizlerle birlikteydi. Kendisi özellikle bu sürecin geçici olduğunu ve ilerleyen dönemlerde daha güzel refah, ferah seviyelerinin olacağını ifade etti. Biraz sabır diye de ekledi. Aynı zamanda Birlik Vakfı nedir? Vakıf ne iş yapar? Ne gibi gelişmeleri var? Özellikle öğrencilere yapılan çalışmaları kendisi bizlerle paylaştı. Ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Yine gündemdeki gelişmeleri, güzel ya da olumlu, olumsuz gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.